Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Ay seferinde İsveç yolcusu. SpaceX hız kesmiyor. Haftanın önemli uzay haberleri. Ay araştırma görevinde İsveç'le ortak çalışma. Türkiye'nin ilk ay araştırma görevi olacak olan Ayap-1'de bulunacak bilimsel cihazlar konusunda TÜBİTAK Uzay ve İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü ortak çalışma anlaşması imzaladı. 5 Temmuz 2022 günü imzalanan anlaşmaya göre İsveç Uzay Enstitüsü ay yüzeyinden nötr parçacıklara yönelik veri toplayacak olan Ay Teleskop görev yükünü hazırlayacak ve TÜBİTAK Uzay'a teslim edecek. LNT adı verilen sistemle ayın çok zayıf olan atmosferi ve manyetik alanının güneş rüzgarları ve plazmalarla etkileşimini, ayrıca aydaki suyun oluşumuna katkılarını araştıracaklar. Buna ek olarak aydaki manyetik anomaliler ve bunların etkileşimleri de incelenecek. Bu anlaşmayla Ayap-1 üzerinde görev yapacak ilk bilimsel sistem de netleşmiş oldu. Anlaşma sonrasında TÜBİTAK Uzay ayrıca Ayap-1 seferinin yörünge planı hakkında da bir animasyon yayınladı. Buna göre ilk fırlatmadan sonra ilk 22 gün süresince sonda dünyanın etrafında sistem kontrolleri ve yörünge yükseltme manevraları yapacak. Daha sonra ise dünyanın yerçekimi kuyusundan kurtulacak ateşlemeyi yaparak Ay'a doğru gidecek. Ay yörüngesine girdikten sonra ise önce 100 kilometrelik bir bilimsel veri toplama yörüngesine oturacak, ardından da yaklaşık 3 ay boyunca bilimsel gözlemlerde bulunacak. Fırlatmadan 120 gün yani yaklaşık 4 ay sonra ise sert iniş manevrasını yaparak görevini tamamlayacak. Proje ilk olarak ortaya çıktığında 2023 yılında yapılacağı söylenmişti. Ancak Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım son yaptığı röportajlarda projenin 1,5-2 yıl sonra yani 2024 ya da 2025 yılında fırlatılmasını beklediklerini açıkladı. Proje hakkındaki gelişmeleri elde ettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. SpaceX kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. SpaceX yoğun uçuş programı sırasında kendine ait yeniden uçuş rekorunu kırdı ve pek çok yeniliğe ve ilke imza attı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na şu an için personel taşıyan tek özel firma olan SpaceX'in gerçekleştirdiği Crew 5 seferi, bir Rus kozmonotun ticari bir seferde ilk defa yer aldığı uçuş oldu. Bunun yanında 9 Ekim günü gerçekleştirilen görevde firma yeniden uçan kademe rekorunu da tekrar kırdı. Falcon 9 roketinin 180. seferi olan Intelsat firmasına ait bir haberleşme uydusunun fırlatıldığı görevde kullanılan Falcon 9 roketinin B1060 numaralı 1. kademesi aralarında TürkSat 5 anında olduğu 13 seferi tamamladıktan sonra 14. seferini başarıyla bitirdi ve yeni bir rekoru kırdı. Firma ayrıca geçmişte yeniden kullanılabilir roketleri tercih eden müşterilere yaptığı indirimi de artık yapmamaya başladı. İndirimin yapılmaması olumsuz gibi gözükse de piyasadaki en düşük fiyatlardan birini veren SpaceX'in yeniden kullanılabilirliği artık riskli bir çalışma değil, standart bir faaliyet olarak gördüğünün kanıtlaması açısından bu önemli bir gelişme. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 12 Ekim Epsilon Raise 3 görevi. Japonya'nın Uchihonura Uzay Merkezi'nden yapılacak olan seferde Japon Uzay Ajansı'nın geliştirdiği Raise 3 prototip test uydusu uzaya gönderilecek. 12 Ekim Proton Angosat 2 görevi. Kazakistan'ın Baykonur Kozmodromu'ndan yapılacak olan seferde Angola'ya ait Angosat haberleşme uydusu yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. 14 Ekim Falcon 9 Hotbird 13 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden gerçekleştirilecek olan seferde Eutelsat'a ait Hotbird haberleşme uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.